Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Erdebilhanlı serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, önceki bölümümüzde Ming Han Bahmani ile Ming Hanedanlığı arasında savaş çıkmıştı ve biz de bu savaştan yararlanmaya çalışıp Bahmani'ye barış ilan edecektik. Fakat Akkoyunlu vasalımız olan Akkoyunlu yüzünden ne derler ona, barış yapamıyorduk. Biz de vasallıktan attık. Ama daha kötü oldu mu, daha mı iyi oldu anlamadım. O yüzden şu anlık bir şey yapamıyoruz. Sadece adamımızı böyle izlemekten başka. Üstelik Ming Hanedanlığı'nın hemen hemen tüm topraklarını aldık. Sayılır herhalde yani. Tam toprak demeyelim de şimdi. Yani bu tam toprağıysa bizimki ney, değil mi? Şimdi birkaç tur oynatacağız. Bakalım ne olacak. Güzel, güzel. Bu topraklar da vardı. Bu toprakları da kendimize katacağız bu arada. Buraya savunma kurmuştuk. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi bir bakalım ne olacak. Akkoyunlu'nun ana kara topraklarını alabileceğiz mi? Çünkü hedefim Akkoyunlu'yu kendi himayem altına alıp böyle rahat rahat en azından alabilmek. Artı şuraya gözetleme kulesiyle kale inşa edelim de aynı şekilde şuraya da sıkıntı çıkmasın artık, yeter. Bakalım. Evet. Güzel bir şekilde tüm saldırılarımızda başarılı olduk. Hem de hiç sıkıntı çekmeden güzel, bak buraya aslında şöyle bir katma gözetleme kulesi yapalım dedik de aynı şekilde şuralara da yapalım. Zorluk çekmeyelim. Buraya yapmamıza gerek yok. Hatta buradaki adamı buraya getirelim. Biraz daha böyle sınıra adam dizmemiz açısından. Güzel. Onu almasaydı iyiydi de neyse. Tamam, güzel. Çok da fazla adam yollamayalım da oraya dedikten sonra. Tamam. Şimdi buraya gözetleme kulesi inşa edildi. Aynı şekilde ya, tur atladık tabi. Klasik biz yani. Şimdi bir bakalım. Ya artık yavaş basmak istiyorum yani. Hani ne derler ona? Korkuyorum artık her an gidecek diye. Bizans da savaşta, güzel. Şu an Akkoyunların hemen hemen tamamını aldık. Şimdi bir Bahmani ile barış mı yapalım mı artık, yani yeter. Çok uğraştırdı bizi. Gerçi Bahman'ı uğraştırmıyor. Akkoyun'u uğraştırıyor ama Akkoyun'la şu an şu durumda barış yapacağını az çok tahmin edebiliyorum. Eğer oyun bizi yanıltmazsa tabi. Biliyorsunuz anlamsız bir şekilde oyun şey olmuyor. Ne derler ona? Aslında 5'i mi alsak? 2 var mı? 2 yok ki. O zaman şuradaki 5'i alalım. Tamam, güzel. Kabul edilmedi. Kim? Akkoyun'lu mu çıkacak? Aynen. Güzel. Akkoyun'lu artık tamamen bizim himayemiz altında olacak. Artık Akkoyunlu diye bir devlet kalmayacak. Şöyle tam tersi yapalım ki sıkıntı çekmeyelim. Şu an iyiyiz. Şöyle birkaç da 4000'lik bir destek yollayalım. Güzel. Şu an tamamdır. Aynı şekilde şu an Bahmani'ye de yollayalım. Bahmani saldırmadı farkındaysanız. Bu bizim için iyi bir şey. Şöyle video kontrol edeyim, başlamış mı? Tamam. Hemen alta batıp tekrar geliyorum onun için. O yüzden kısa sürelerim donma falan olursa bilin ki alta battığımdan dolayı. Bitir artık ne olur. Oh! Sonunda! Sonunda! Sonunda başardık. Asıl felaket olan içimizdeki Akkoyunlu Devleti'ni sonunda kendi himayemiz altına aldık. Zorluk çekmeyeceğiz.
Ya sen kimsin ya? Biraz böyle şey gibi bir şey oldu ama. Eyaletleri talep et. Ben seni bir direkt alayım da. Hiç uğraştırma beni diyecektim. Bari bana geçiş izni ver. Onu da vermiyorum diyorsun. Güzel. Dişli rakibim diyor. Bayağı da dişliymiş bu arada. Artık değil ama. Çok güzel. Artık Safavi'yi kurmamız için karşımızda bir engel kalmadı. Yine bu kadar toprağı almamıza rağmen yine 500 bin gücü var. Bu adamın gücü niye bitmiyor ya? Bu arada Ming'le tabii ne yapacağız? Saldırmazlık paktı kuracağız. Şimdi. Tamam, çok güzel. Aynı şekilde senle de. Kurduk herhalde. Evet, yine tabii görünmüyor. Niye bilmiyorum. Neyse, çözülür diyecektim. İsyancı çıkmış. Artık yok. Hemen şöyle. Asimilasyonları tek tek başlatalım. Başlamayan toprak kalmasın. Bak her an isyancı çıkacak diye korkuyorum var ya. Baksanıza şu ordular nasıl dağılmış. Bir yandan asimilasyonu yaparken de niye bu kadar az gidiyor? Ha, tabii toprağımız mı az anlamadım. Bu arada bir yeri yapmadı gördüğüm kadarıyla. Evet, buraları yapmadı. Hemen şöyle adamlarımızı bir araya toplayalım. Anadolu'daki adamlarımızla bir başkent Erdebil'e bir getirelim. Başkentimize. Hiçbir sıkıntı kalmasın. Artık savaşla çıkmasın. Yeter. Çok yorduk kendimizi. Savaş yorgunluğu kaç? %99. Daha birazcık bekleteceğiz artık. Yeter. Çok savaştık. Sen de sil artık. Tamam yeter. Beklemene gerek yok. Şimdi hemen şöyle bir yatırımı keselim. Çünkü bayağı bir para gidecek asimilasyonlara. Bazı yerleri de tabii kabul etmiyor. Mecburi kendimiz yapacağız. İsyancı çıktığı için herhalde. Şimdi şöyle bir yakına getirelim bakalım. Şöyle 50 tur fark etmeksizin. Zaten etkisini göreceğiz o 50 turun. Şöyle hızlı hızlı. Çünkü eğer bunlarla birleşirse diğer asimilasyon olmayan topraklar bizim bayağı bir vaktimizi alır. Biz de vaktimizi almaması için en azından her bir geçen tur için asimilasyonları başlatalım. Böylelikle %100 olsun. Ve her asker basışımızda artık sıkıntı çıkması çünkü çok verimsiz topraklar. Hani bayağı verimsiz. Şöyle hemen başlatalım. Şimdi bize muhtemelen Litvanya Büyük Dukalığı falan da savaş açabilir. Yani biz böyle tabii ne kadar birinci olsak da rahat değiliz. Çünkü karşımızda Litvanya ve Macaristan var. O devletleri unutmamamız lazım. Başka asimilasyon olmayan topraklar var mı? Yok, güzel. Şu oran bir %80'e 90'a çıksın da. Saldırmazlık paktı. Saldırmazlık paktı. Hemen bu arada şey, tam da tahmin ettiğim gibi Macaristan Krallığı ile savaştı. Yine. Yeniden. Sana da bir saldırmazlık paktı kuralım da. Memlük Sultanlığı'nı bu arada vasalımız yapabiliriz ya. Memlük Sultanlığı'yla da ilişkimizi arttıralım da. Elimizden geldiği kadar diplomasi yapacağız şu an. Güzel, gelirimiz 96 bine kadar çıktı. Dediğim gibi bazı artmayan yerler var. Bu yerleri 30 turda olsa 50 turda olsa tamamlayacağız. Çünkü orada gelişen her asimilasyon bizim için bayağı değerli. Çünkü verimli topraklar. Özellikle Hindistan bölgeleri bayağı bir istihdam edilebilir nüfus bakımından çokça zengin. Biz bu fırsatı kaçırmayalım. Her açılan asimilasyon şeyi için, yeri için durmadan başlatalım. Asiler mi? Burayı yağmaladılar mı ya yoksa? Olabilir bu arada. O ne ya?
Burayı yağmalamış olabilirler diyeceğim de evet yağmalamışlar. Hem de bayağı yağmalamışlar. Şöyle devletimizden bir vergiyi keselim şöyle bir. Milletimiz bir rahata ersin bakalım. Tabi gelirimiz 6K azaldı bu arada. Hani çok da bir şey değil. Hani gelir vergi almayabilirim bu arada. Hani sadece sıkıntı. Şimdi bir gelelim bakalım. Güzel. Orayı arttırdık, arttırdık. Sıkıntı yok. Sadece şu an bir asimilasyonu tamamlayacağız. Ondan dolayı muhtemelen asimilasyonlar zar zor oluyor. Burası hastalıklı yerler. Şöyle bir festival yapalım bakalım. Durum ne olacak? Güzel. 95 mutluluk diyor. Biz burada durmadan festivalimizi yapalım. %85'in altında olanları hemen bir çıkartalım. Şöyle. Artı asimilasyonları da tamamlayalım. İyi iyi. Şu an bayağı bir toparladık. Artık bir sayfaya geçmek üzereyiz yani böyle. Artık tek sayfada bütün asimilasyonları yapabilecek duruma geldik. Bunlar da hemen 50 tur 50 tur yaptık mı? Güzel. Tamamdır. Şu an sadece tek bir sıkıntı hastalık demişim. Mutluluk. O mutluluğu da arttırdık mı? Bizim için sıkıntı çözülecek. Hemen şöyle. Arttıralım bakalım. Tabi vergi de almadığımız için farkındaysanız bir de o yönden bayağı bir artıyor. Evet %30 olan bu arada. Mutsuzluk oranı şu an hemen hemen %100'e gelecek. Çünkü vergi almıyoruz. Hatta %100 oldu bile. Çok güzel. Asimilasyon oranı %99. Hastalık olduğu için yok yine bir yeri kabul etmediği için. Güzel bu arada. Asimilasyonumuz da Bahmani'ye bu arada ben hiçbir şey vermem. Bahmani'ye kendimi bile vermem. Bu arada diplomasiye bakarsak şu an büyük devletlerle ilişkimiz bayağı iyi. Minglerle bu savaşı bitirmiş sonunda. Savaşı kim kazandı bilemem ama ikisinin de kazanamadığı kesin. Timur buradan bir açılmış. Kazan anlığıyla mı savaştı anlamadım. Birkaç küçük toprak almış. Yani iyi bizim için. Bu arada teknolojide durum ne? Kaçıncıyız? Hemen şöyle teknolojide öne geçelim. Artı Macaristan Krallığı'yla da saldırmazlık paktı imzalayalım. Aman diyeyim. Sonra sıkıntı çıkmasın. Evet birisi bize savaş açtı. Great Horde. Sen hala yaşıyor musun ya? Savaş yorgunluğumuz ne bu arada? %91. Güzel. Bayağı bir azalmış. Teknolojide de muhtemelen öne geçmişizdir. Aynen öyle. Güzel. Şöyle bir tekrar yenileyelim saldırmazlık paktını. Bu arada ittifakımızı alabiliriz. Hem de çok büyük ihtimalle. Oh maşallah. Macaristan savaşı alır almaz bizi muhtemelen İtfanya Büyük Dukalı Savaşı'na itecek. Hiç gerek yok. Biz de bu Fizan'la Hafsileri kendimize katabiliriz ama Hafsiler bize bir... Ne derler? Şey yollamadı ya. Neyse. Biz birazcık şöyle bir gelirimizi arttıralım. Ekonomimizi bayağı bir arttıralım. Artık Safavi Devleti'ni kuralım. Her şey tamam. Her şeyimiz halloldu. Vassal değiliz. Bütün eyaletlere sahibiz. Safavi Devleti bulunmuyor. Ve işte karşınızda Safavi Devleti. Artık bu devlet değil. Bu imparatorluk ya. Yani imparatorluk oldu bu. Böyle devlet mi olur? Şöyle hemen kaydedelim tabii bir de. Yeni devletimiz hayırlı uğurlu olsun. Tabii de şey değil. Monarşi olacak. Ne yaptın? Yani. Tekrar kaydedelim şunu. Demokrasi ne? Gerçi yıl olmuş 1700 ama olsun. Olsun. Bütün devletlerle ilişkimiz iyi bu arada ya. Ha dedim ya iyi dedim ya. Hemen bir sıkıntı çıkar. Sıkıntı yok. İki büyük devletle ilişkim iyi.
Ming'le ilişkiniyse bu arada ikinizi şeye alırım. Macaristan. İkisiyle de ne ilişkisi kötü ne ilişkisi hiçbir şey yok. Sadece tanışmamışlar herhalde. Memlük Sultanlığı bu arada kendime vasal edinecektim ama Etiyopya ona becerdi diyecektim. Becerememiş. Yani artık topraklarımızın uzanması lazım. Osmanlı mı bu? Osmanlı yaşıyor mu ya? Oho, Osmanlı yaşıyormuş. Normalde tabii bizim bu durumda final yapmamız lazım ama 15 dakikada final olmaz. Ha tabii isterseniz bu arada şey de yapabilirim. Hani devam da edebilirim. Bu arada full şeye abandık ya. Ekonomiye abandık. Hiç nüfusa abanmadık. Biraz nüfusa abanalım. Macaristan Krallığı da tabii. Tekrar saldırmazlık paktı imzalayalım. Aynı şekilde Ming Hanedanlığı ile öyle. Ve Bahmani ile de öyle. Etrafımızı sağlam alalım şöyle. Çok büyük devletler altında kuşatılmayalım. Malum koalisyon falan yersek hepsiyle aynı anda ne derler ona? Savaşları bir de onunla uğraşırız. Şöyle bari şununla ilişkin 20 falan olsaydı evet Fizan bize savaş açtı. Sıkıntı yok. Zaten hedefimiz de biliyorsunuz onlar vardı. Benim bildiğim kadarıyla bu adamlar toprak yağmalamıyor. Aynen. Tam da tahmin ettiğim gibi. Yani sen bizi zorlayacaksın. Seni zorlayacağım diyorsun ya. Peki. Ben şuradan hemen. Şöyle adamı alıp bir getireyim bakayım. 117 binlik bir adam mı? Bakalım öyle bir yer kalıyor muymuş? Adamın mı bitti ya senin bu arada? Gelmiyorsun. Evet adam bitmiş. Ya buna gelmesine gerek kalmadı da hapsileri almamız için iyi bir fırsat aslında. 900 adamla ben hepsini alırım bu arada. Aynen öyle. Şöyle hemen Fizan'ın tüm topraklarını da kendi himayemiz altına alalım. Çok güzel. Hapsilere sınır olduk. Böylelikle bir savaş açmadığımız için ki doğal olarak bizden bir eksi yön yani agresiflik yenmedi. Çünkü bir savaş açmadık. Hemen şöyle buradaki asimilasyonları da başlatalım. %100 olan bir yeri tekrar %100 yapıyoruz. Hadi bakalım. Hiç düşmesin böyle sonsuz. Sonsuz bir bağ kurduk artık aramızda. Şöyle bir getirelim hemen tekrar saldırmazlık paktını imzalayalım. Bahmani aramıza kadar gelmiş. Şimdi Memlü'nün sadece bu kadar sınırı var değil mi ya? Yani bu kadar alsak da olur. Ultimatum gönder. Vasal değil de. Eyalet. Kabul etmeyebilirsin ki etmemen gayet doğal. Kabul ettin. Çok güzel. Seni biz bir şey yapalım da. Bir vasal serbest bırak. Başkent ayarla. Bir medeniyet oluştur. Afrika. Güney. Safavi. Aslında kötü de isim olmadı ha. Güney Safavi. Aslında çok da evet kötü bir isim olmadı. Bir vasal serbest. Hatta sana şu ikisini de veriyorum. Bir vasal serbest bırak. Artık Güney Safavi diye bir devletimiz var. Vasalımız var. Çok da önemli bir şey değil. Sadece sınır güzelliğini bozmaması açısından öyle bir şey yaptık. Hemen ikinci hedefimiz olan Hapsilere gireceğiz. De girmeye de biliriz bu arada. Buna da şey olabiliriz. Ama 200 bin ekonomisi var. Kabul etmeyebilir. Aynen öyle. Yani 200 bin ekonomi, 300 bin hatta ekonomi az değil. Neyse Memlük topraklarını kendi himayemiz altına aldık. İyi yandan bakalım. Savaşmadan. Şimdi bütün savaş şeylerimizi, kozlarımızı kullanıp hapsileri aldıktan sonra tabi isterseniz dünya fethi istemezseniz de ki ister misiniz bilmiyorum istemezseniz de burada bu bölüm final olacak. O yüzden final mi yazayım ne yazayım bilmiyorum. Eğer devam derseniz yine ben final yazarım.
Siz devam derseniz başlığı düzeltir. 5. bölüm olarak gösteririm. O yüzden şimdilik bir kalsın bakalım. Hatta bunu şimdi söylemese miydim acaba ya? Keşke önceki bölümlerde söyleseydim. Bizim için daha hayırlı olurdu. Neyse, bu arada 400 bin adam bastık, 40 bin adam bastık. Sadece 40 bin adam basmışız. Ben de 400 bin bastık diye seviniyorum ya. 40 bin adam bizim neyimize yetecek? O kadar zaten 200 toprakta bir 10 bin adam basıyoruz. Bu arada istihdam edilebilir nüfusa bir bakalım ya. Böyle yerlerden birazcık adam basalım. Yoksa sadece bizim zamanımızdan yer. Sonraki seriyi daha bilmiyorum. Aklımdan geçmedi. Yani söylerseniz sevinirim bu arada. Daha hala aklımda seri yok. Bir Macaristan'da Moğol vardı hatırlarsanız. Onlar bitmeyen seriler. Belalı. Seriler diyecektim. Bir şey oldu. Hapsiler bizi gördü herhalde. Duydu ya da. Muhteşem bir koalisyon yedik. Evet. Koalisyona bak, maşallah, hayır yok koalisyonda. Koalisyonun kendine hayır yok. Dongola zaten her türlü benimle barış yapacak. Hafsiler, hatta sen de barış yaparsın. Hatta Hafsiler de barış yapar. Az biz bir ordu değiliz çünkü. Yani. Biliyordum aslında teknik böyle bir şey olacağını ama zorlamak istemedim. Timur'un durumu ne? 2000'den 4000 olmuş. Ah Timur'um, vah Timur'um. Ne oldu senin durumuna? Hemen şöyle getirelim adamlarımızı. Çok güzel, 77.000. Burada da adamlarımız var. Şöyle biraz fazla adam basalım ya. O neydi öyle, az adamla konuşamıyorum ya ben. 2 milyon, bu arada 2 milyon ekonomimiz olmuş. Şu an birinciyiz ki Macaristan bize geçeceğini zannetmiyorum. Macaristan'a ne olmuş? Bahmani mi? Evet, Hindistan'ı alarak büyümeye çalışıyor yine. Baktı böyle batıya doğru ilerleyeyim derken bizim gibi bir Safavi imparatorluğuyla karşılaştı. Alamam dedi herhalde. Yani ben olsam ben de öyle derim. Bu arada bir kaydedelim de. Zaten kendisi kaydetti oyun. Biz de bir tekrardan kaydedelim. Artı şunların asimilasyonunu başlatıp hapsilere girip, bu ne ya burada? Yeni çağa hoş geldin. Hoş bulduk. Çağdan çağa atladık yemin ediyorum ya. Hemen şöyle savaşımızı ilan edelim. Hatta sen direkt buradan yürü ya. Sen de buradan yürü aslında. Biz buradan dağılalım. Şuradan gelecek hemen. Ha, gelmedi. 61 bin. Gözetleme kulesi, kale male falan var. Biz çok rahat savunuruz burayı bu arada. Gelsene. Ama hadi gel. Çok güzel. Dünyanın en büyük hatasını yaptı. Şu an 68'e 103 bin. Bir dakika, buradan buraya saldırabiliyorum ben. Tamam. Güzel. Ordusu kalmadı artık. İstediği kadar yağmalasın. Hiçbir şey yapamayacak. Çünkü tüm topraklarını biz ele geçirdik. Ne oldu orada? Ben aldığım anda elimden kaptı. Neyse, sıkıntı yok. Biz hapsilerin %100 alamadık ya. Şey yok değil mi? Kolonin yok değil mi senin ya? Senin niye böyle bir kolonin var? Şuradaki adayı da aldık mı? Çok da şey yapmamıza gerek yok aslında. Aynen. Yeterli bu kadar. Nerede? Burada. Şöyle hemen. Çok güzel. Çok güzel sınır yaptık ya. Aa, şeye benzedi bu. İslam devletine benzedi. Harbiden bildiğin o sınırlara benzedi yani. Neyse arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi tekrardan. Devam diyorsanız devam. Tamam diyorsanız tamam. Tamamen size kalmış. Zaten ikinci devletin bile 700 bin ekonomisi var. Fetih diyorsanız uzun sürecek. Ama kolay olma şansı zor, ama uzun sürebilir.
Ama şey de olabilir, hani yavaş da olmayacak. Anlarsınız siz. Görüşürüz. Bay bay.